Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bir kartvizit videosu yapacağız. Geçen videoda logo yapacaktık ama logo yapmıştık. Şimdi de o logoya bir kartvizit çalışması yapacağız. Tabii bunu Corel'de yapacağız. Şimdi öncelikle aynı Illustrator'da yaptığımız gibi işte yeni bir dosya açmak için New diyoruz. Şuraya hemen yazalım. Kartvizit diye yazalım. Ölçüleri daha önce de söylemiştim. Tekrar söylüyorum. İşte hangi matbaadan matbaaya bastıracaksanız o matbaadan bunun ölçüsünü almanız lazım. Ama genel olarak işte 82-52, 84-52, 84-54 gibi, hani işte 82-54 gibi kombinasyonlarda genel olarak hani bu ayarlarda yapsanız da çok da sıkıntı yaşamazsınız diye düşünüyorum. Hani şöyle milim olarak 82-52 diye yazdığınızda çift yön yapacağız. Ama page'e gerek yok. Corel'de biraz sağa sola falan yayılabiliyoruz. İlla sayfanın üstünü kullanacağız diye bir şart yok. Sayfada kullanmamız, işte kaydederken filan sayfanın üzerinde olması, bazen sayfanın dışında olduğu zaman kaydettiğinizde problem çıkabiliyor. O yüzden sayfanın içerisinde çalışıyor olmanız yeterli. Ama Illustrator'daki gibi bir artboard oluşturup, işte bir sürü artboard oluşturup bir şey yapmanıza gerek yok. Hani o sayfanın içerisinde bir şablon oluşturuyor olmanız hem işinizi hızlandırıyor hem de daha geniş bir alanınız oluyor. Corel'de bu biraz daha hani ölçüler biraz daha kısıtlı. Corel'de işte yanlış hatırlamıyorsam 12-13 metreye kadar bir alanınız var, kocaman. O alanlarda istediğinizi yapabiliyorsunuz. Ama Illustrator'da 5600 küsürlerde filan. Metre değil, milim bu arada. Hani Corel'de 13 metre, 13-14 metre filan. Yeni güncellemelerde filan bu daha çok artmış olabilir. 300 DPI CMYK olmasına dikkat ediyoruz çünkü baskıya göndereceğiz. Matbaaya gönderdiğimizde renklerde ekranda gördüğünüzden çok farklı renkler çıkabilir. Ona dikkat edelim. Şimdi 82-52, şu sayfanın boyutunu 82-52 yaptık. Şöyle zeminimiz belli olsun. Bir tane aynı ölçülerde. Bir kutucuk çizelim. Shift'e basıyorum. Sağ tuş tıklıyorum. Yanına bir tane daha kopyalıyor. Hani Corel'de bir şeyleri kopyalamak bayağı kolay. İşte şu köşesinden tutup buraya bir daha kopyalayabiliyorum. Sağ tutup Shift'e falan basmanıza gerek yok. Nesneyi tutup sağ klikle bir defa bastığınız zaman bıraktığınızda oraya bir tane kopyasını yapıyor. Bir tane tutuyorsunuz. Sağ klik yapıyorsunuz. Oraya kopyalıyor. Aynı şeyi mesela aynı nesneyi işte tekrar çoğaltmanız gerekiyor. Mesela şu köşesinden tutalım. Şuraya çoğaltalım. İşte şu köşesinden tutalım. Hem birbirlerini hizalamanız da gayet kolay. Daha kolay diyebilirim Illustrator'dan. Hani bu yönlerden daha kolay. Hani hızlı işte. Yani böyle şeyleri daha hızlı yapabiliyorsunuz. Daha böyle kısa yollara daha güzel. Hani daha elin altında filan. Böyle kopyalayabiliyorsunuz. Bunu milyon kere yapabilirsiniz yani. Hiçbir şeye basmanıza gerek yok. Sadece nesneyi tutup ya da nesneleri kopyalamak istediğiniz yere geldiğinizde ya da gelmenize de gerek yok. İşte tutup sağ klik yapıyorsunuz fakat sol tuşu bıraktığınızda bırakmış olursunuz. Hani nereye kadar götürmek istiyorsanız, nereye kopyalamak istiyorsanız orada sağ kliğe tıklamanız yeterli. Şunları bir silelim. Şöyle bunun yanına bir tane daha kopyalayayım. Hatta dediğim gibi sayfanın içerisinde kalmamıza gerek yok. Şöyle sayfanın hemen yanında ölçümüz belli olsun. En son kaydederken oraya yerleştirebiliriz. Hatta şöyle A4 yapalım. Yani kaydettiğimiz alan belli olsun diye. Şimdi önce logomuzu bir açalım. Şöyle logomuzu açalım. Evet. Ve Corel genelde hani biraz daha hafif çalışır Illustrator'a göre. Efektlerini falan daha böyle küçük megabaytlarda taşır. Hani o yönden de biraz avantajlı olabilir. Şöyle logomuzu alalım. Kartvizit dosyasına koyalım. Şöyle bir adımız bir belli olsun. Şöyle bunu bir gruplamak istiyorum. Şöyle CTRL C E şöyle ortalamış olalım. B'ye bastığınızda alta, T'ye bastığınızda üste, sola, L ile R ile de sağ tarafa yaslayabiliyorsunuz. Şöyle ortalamak için de C ve E'ye bastığınızda sayfanın sağına, soluna, üstüne, altına ortalamış olursunuz objeyi. Şimdi buna şöyle bir koyu bir renk geçişi falan yapacağım ben. Yani aklımdan öyle bir şey geçti. Ben bilmiyorum, belki güzel olur bence diye düşünüyorum. Pardon. Şu çizgi dışındaki kontur. Bu da rengin dolgusu. Şöyle bunun tersi de olabilir. Şu kısmını şöyle CMYK yapalım. Şu kısmı koyu kısmı. %100. Şöyle biraz kahverengi tonları kullanmak istiyorum aslında. Nasıl bir şey olabilir? Böyle koyu bir kahverengi olabilir bence. Niye böyle bir şey yaptı? Renk saçmalıkları bazen olabiliyor. O yüzden ben en iyisi şöyle rengimizi kendim yapayım. O paletteki renklerden yapmak istedim ama şöyle bir geçişte problem yaptı. Bu pek istemediğimiz bir durum. Şöyle bir kahverengi tonu yakalamak istiyorum ama ısrarla yakalanmak istemiyor kahverengi. Şöyle gri yapalım o zaman, hani ne yapalım? Şöyle şu yuvarlağı az daha büyütelim. Bunu Illustrator'da bence daha rahat yapıyorsunuz. Hani onun degradenin ayrı bir aracı var. Bence o daha rahat oluyor. Hani bence bilmiyorum. Benim görüşümce orada daha böyle rahat yapması daha kolay. Hani bilemiyorum. Şöyle hemen dediğim gibi shift'e basıp hizalayarak kopyalayabilirsiniz. Shift'e basarak o yönden de kolay olabilir. Şurada ben internetten birkaç tane desen indirdim. Hani biraz daha lezzet katsın diye. Şöyle benim birkaç tane desenim var. Birkaç tane değil, 3 tane desen buldum. Buraya yakışacak. Yani kendi kanımca buraya yakışır diye düşündüm. Şöyle yapıştırdım buraya. F4'e basarak, klavyeden F4'e basarak ne etrafta ne varsa, mesela bunu şuraya koydunuz. Bunu da şuraya koydunuz. Şöyle işte baktığınızdan nereye gitti bunlar diye düşünüyorsunuz. Hani bayağı dağınıktan çalıştığınızı varsayıyorum. F4'e bastığınızda bütün objeleri göreceğiniz şekilde ekranı küçültür. Mesela bunları sayfanın ortasına koymak istiyorsunuz, sayfaya göndermek istiyorsunuz. Bu sefer de P'ye bastığınızda, hani paper'ın P'si, P'ye bastığınızda bütün seçtiğiniz objeleri sayfanın, buradaki sayfanın ortasına götürür. O da aklınızda bulunsun. Bu da çoğu yerde kolaylık olabiliyor bence. Şimdi bunu koyacağız ama bunun hiçbir mantığı falan yok. Bunu koyduğumuzda şöyle daha açık renk olursa bunun rengi, bu kendini belli eder. Eğer daha açık renk olmazsa hiç kendini belli edeceğini sanmıyorum. O yüzden şimdi bir de sürekli mesela Illustrator'da Clip Max yapıyorduk. Burada onun ismi biraz farklı. Power Clip. Power Clip ne işe yarar? Buradan da to back of page dediğimizde ya da Shift End tuşuna bastığımızda nesneleri en alta, işte Page Up tuşuna bastığımızda da en yukarıya gönderebiliyoruz. Bunda da kısa yollar daha kolay bence. Yani. Şimdi bunu birazcık daha büyüteyim. Şöyle dediğim gibi Shift'e basmadan büyütebiliyorsunuz burada. Hem bu yönlerinden daha kolay. Neden Corel değil de Illustrator daha iyi? Illustrator'da böyle daha böyle bir hani sanatsal çalışmalar yapmak istiyorsunuz. Daha böyle daha o işlere daha uygun. Corel'de mesela kalem falan o kadar estetik çalışmıyor. Mac'de Corel yok. Hani öyle bir sorun var. Corel'in avantajı birçok büyük dosyaları, mesela Illustrator'da 10 GB'lık bir dosya açmaya çalıştığınızda çok iyi bir bilgisayarınız olması lazım. Ama Corel'de hani ortalamanın üstünde bir bilgisayarla Corel'de 10 GB'lık bir dosyayı açıp düzenleyebilirsiniz. Hani biraz ağır çalışmasına rağmen en azından bunu yapabilirsiniz. Ama Illustrator'da aynı büyüklükte bir dosyayı büyük ihtimalle açamayabilirsiniz ya da farklı hatalar görebilirsiniz. Corel daha böyle hızlı, seri işler için, işte hani dizgi yapmak için, tasarım değil de daha çok dizgi yapmak için. Tasarım yapılmaz mı? Yapılır. Çok güzel de tasarım yapılır. Bu tamamen sizin bilginize, kültürünüze kalmış bir şey. Hani kendinize alışkanlık edinirseniz hani böyle kolaya kaçmayı falan, bunu Illustrator kullansanız da yapamazsınız. Yani başka bir şey kullansanız da yapamazsınız. Yani en iyi programı, en iyi bilgisayarı kullansanız da o iş olmaz. Hani her şey sizin kendinizde bitiyor. Şimdi bunu Power Clip yaparak nesneyi içeriye aldık. şeyi de bozmadı, rengi de bozmadı. Şu alttakine aslında ihtiyacımız yok. Power Clip'i düzenlemek istediğimizde şu altta çıkıyor. Onun haricinde yine buradan Power Clip'in seçenekleriyle de bunu yapabiliriz. Ama hemen şurada çıkıyor. Illustrator'da işte çift tıklıyorduk falan. Hani hangisi daha kolay derseniz bilmiyorum. Çift tıklamak bence daha kolay. Gerçi bunda da çift tıklayınca açıyormuş. Önceki versiyonunda açmıyordu. O da çift tıklayınca açıyormuş. Güzel. Nesnelerin şeklinde falan böyle yine şeffaf gösteriyor. Dışarı tıklayınca çıkmıyor tabii. Aynen. Dışarıya tıklayınca çıkmıyor. Nasıl çıkacağız burada? Yani şurada butondan çıkıyormuşuz. Ya da büyük ihtimalle şuradan Power Clip Finish Editing deyince çıkabiliriz. Şimdi gelelim. Şurada benim bir objem daha vardı. Bunu da aynı şekilde burada Power Clip diyeceğim. Şöyle Power Clip. Bunun kısa yolunu da oluşturabilirsiniz. Eğer isterseniz onu da bir sonraki videoda falan gösteririm. Şöyle bu sarı değil de buna da degrade vermişiz. Sarı değil de böyle bir turuncu olsun bu. Yani sarı biraz böyle şey kaçtı bence. RGB değil, CMYK. Yani böyle bir turuncu olsa daha bir sevimli olacakmış gibi geldi, bilmiyorum. Şöyle tamam diyelim. Yani böyle daha güzel oldu. Hatta ben bunu bir de kopyalayayım. Diğer sayfada da kullanmak istiyorum bunu. Ama tabi buradaki gibi değil, böyle daha büyük. Ama daha küçük. Ve şu açıda kullanmak istiyorum. Şöyle dursun. Şimdi ismimizi falan yazalım. Yani bilgilerimizi falan yazalım. Şurada bir gözükmeme durumu var. Orayı da düzeltelim. Arka tarafında kart listin. İşte ne olsun? Uzun isim olsun her zamanki gibi. R. Furkan Çiçek yazalım. Çiçeği büyük yazalım. Böyle yazıları mutlaka unutmayın. 8 puntadan büyük olsun. En az 8 punta olsun. İsmi mesela burada 12 punta yapabiliriz. Şöyle bold diyelim. Beyaz yapalım. Şöyle sol tarafta kullanabiliriz. Logoyu da burada sağda kullanalım. Şöyle farklı bir font kullanmak istiyorum. Ne var elimizde? Evet, fontların hepsini burada görebiliyoruz Corel'de. Şöyle şu fontu kullanmak istedim. Hoşuma gitti. Bu fontu kullanacağım. İşte ne olsun? Service Manager olsun da. Şöyle 7 punto yapalım. Çok da bir önemi olmadığı için bence yani daha küçük olabilir. Şöyle pardon R ile sağ tarafa yaslayalım. Burada bir çizgi yapalım. Pardon. Şöyle bir çizgi yapalım. Şöyle alta alalım bunu. Bunun rengini kırmızı yapalım. Şuraya da adres ve telefon bilgilerine girelim. Şöyle A nokta işte Saray Mahallesi işte bilmem ne sokak No 4 işte Taksim D filan. Şöyle sağ tarafa yaslayalım şuradan. Bu paragraf ayarlamalarını da buradan yapıyorsunuz bu arada. Şöyle biraz uzaklaştıralım. Bunun üstüne telefon numaralarını işte artı 90 işte hoppa sonrasını diye yazalım. İşte mail adresi şu mesela bu oluşabiliyor. Bunu da şuradan altındaki rengi değiştirerek buna bir şey yapıyorduk ama ne yapıyorduk? Yani bunu bilemedim. Buna bir şey yapıyorduk. Alt çizgim koyuyorduk. Bir şey yapıyorduk. Bu değişiyordu ama şimdi nedense bilemedim. Neyse. Şuraya da işte www.com diyelim. Düzelttim. Neyse. Bir yolunu bulduk. Şöyle arka tarafa da hani bu karakterlerde diye ekleyebiliriz. Şu zemindeki rengi hafif daha açık bir renk yapalım. Hani çünkü orada bir görünmeme durumu oluştu gibi geldi bana. Bilemedim. Şöyle daha böyle bir sarı yapabiliriz bunu. Aynen. Mesela gölge ekleyebiliriz demiştim. aynı Illustrator'da olduğu gibi daha kolay, hatta şöyle bir gölge ekleyebiliriz Corel'de. Buradan şeffaflık ayarlarını, genişlemesini filan, işte dağılımını filan ayarlayabilirsiniz. Şu bardaktan şeffaflığını, işte yatıklığını filan, her şeyini ayarlayabilirsiniz. Şöyle hafif kontur versek acaba nasıl olur? Şöyle 1 milim kadar. Bunu sanırım bir yerde daha böyle yapmıştım. Illustrator'da yapmıştık bunu. Burada da yapabiliriz diye düşünüyorum. Daha böyle güzel oldu gibi. Daha belirgin bir logo oldu. Aynen, kart vizitimizi bu şekilde tamamlayabiliriz. Şimdi bunu matbaaya gönderirken aynı Illustrator'da olduğu gibi, fakat bunda daha kolay, aslında daha doğrusu daha hızlı. İşte hepsini, bütün yazıları seçtikten sonra CTRL-Q yapıyoruz. Yazıları konvertlemiş oluyoruz. Buradan hemen işte Save As deyip, pardon, Save As değil, Export deyip, tabi ilk önce normal olarak kaydetmenizi tavsiye ederim yazıları konvertlemeden. Şuradan hemen EPS ya da PDF formatında kaydedip matbaaya gönderebilirsiniz. Şunu şöyle 150 ya da 300 DPI olarak kaydetmeniz yeterli. Sürekli aşağıda çıkıp duruyor ama yine de kanalıma abone olmak isterseniz bundan çok mutlu olurum. Aklınıza takılan, merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlarda yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kolay gelsin.